nasip olduğu gibi türbeyi park edip ziyaret etmek, mescidinde namaz kılmak nasip etsin ki onun mescidinde kılınan bir namaz başka yerde kılınan namazdan 1000 kat daha sevaplıdır. Hadis-i şerif var hakkında. Ahirette de yanında olmayı, komşu olmayı, havuz üzerinde doya doya efendim nuş etmeyi Allah cümlemize nasip müyesser eylesin. Şimdi tabii bu ziyaretten sonra vaktin ilerlemesi yapalım, başka bir şey vermeyin. Yerlere gidecek olanlar efendim vardır. Onun için kısaca bir geceyi, böyle mübarek bir geceyi ihya etmenin şekli nasıl olur? Geceyi ihya etmenin şekillerinden hep hatırınızda kalsın. Birisi yatsı ile sabah namazını camide cemaatle kılmaktır. Yani yatsı namazını insan camide kılmışsa sabah namazını da camiye gelip cemaatle kılabilmişse bu iki namazı camide kılmış olmak suretiyle Allah-u Teala Hazretleri sadece geceyi değil, bütün geceyi ve gündüzü ihya etmiş gibi sevap veriyor. Onun için sabah namazında da hani sahurdan sonra iyi vereyim, yatıvereyim, efendim evde kılıvereyim işte vesaire demeyin, namazda camide namaz kılma, sabah namazını kılma gayretinin bir. İkincisi, geceyi ihya etmenin hadisi şeriflere göre şekillerinden birisi, bir kimse geceyi abdest alıp, abdestli olup yatarsa efendim bütün gece ibadet etmiş gibi sevap alır. Ve onun iç çamaşırıyla bedeni arasında bir melek bulunur ve Allah-u Teala Hazretlerine der ki, ya Rabbi bu kulun temiz yattı, temiz uyudu, efendim sen bunu affı mağfiret eyle diye ona dua eder o melek. Ayrıca hafıza melekleri de, sevaplarını yazan melekler de sabaha kadar onu ibadet etmiştir diye yazarlar. Gökten melekler onun vücudunu yıldız gibi parlar şekilde abdestli olması dolayısıyla nuraniyetini gördükleri için inerler, etrafında izdihamlı bir şekilde toplanırlar, izdiham ederler, yığılırlar. Melekler ve huri kızları yığılırlar ve sabaha kadar kendisine sevap yazılır. Ölecek olsa imanla göçmesine sebep olur. Tabii bunların yapılmasını mutlaka tavsiye ederiz. Yani hiç uyumayacak ve efendim sabah namazına kadar da evde ibadet etmek durumunda olacaksa kardeşlerimiz, o daha iyi olur. Allah-u Teala Hazretleri böyle namazlarla, Kur'an-ı Kerim'le, tesbihle, dualarla, duanın da ibadet olduğunu söylemiştik. Efendim bu geceyi ihya etmeyi nasip eylesin. Şimdi kardeşlerimiz Anadolu'dan ve buradan muhtelif yerlerden haber gönderdiler. Efendim hatimleri sayalım bir kere. Tabi gönderilmeyen de vardır. 1, 2, 4, 1 meali 25, efendim 6, 7, 2 daha 9, efendim 10, 11, 13, 8 daha 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, efendim 31, 31, 32, 32 adet.
4 daha 32, 36 efendim. Zaten 38, 8, 39. Evet, 39 tane saydık. Daha 7 tane de söylemişlerdi. 39. Daha da başka vardır. Gelen gelmeyen. Allah'ın vermesini kabul eylesin. Yavuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsıkın izâ vekak ve min şerrin nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakime sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله. الحمد لله. ثم الحمد لله حمدا كثيرا 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 طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله. نحمدك اللهم حمدا كثيرا على آلائك ونعمائك وعلى لطفك وإحسانك بعدد الذرات ألف ألف كرات. ونشكرك اللهم شكرا كثيرا على آلائك ونعمائك وعلى لطفك وإحسانك بعدد الذرات.
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaine tayyibine tahirin. Emma ba'dike ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Ya Erhamer Rahimin, ya Zel Esma'il Hüsna, ya Ekremel Ekremin, ya men huve latifun bi ibadih, ya men ehabbe men de'ahu. Ya Ekremel Ekremin, ya Ganiyyü, ya Mumin, ya Karibu, ya Mücib. Acizane naçizane ya Rabbi, yapmış olduğumuz cümle hayırlarımızı, hasenatımızı, ibadat-ı taatımızı, okunmuş olan bunca hatmi Kur'an-ı Kerimleri çekilmiş olan üç aylar tesbihlerini efendim ve sair ibadet ve taatlerimizi, oruçlarımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatmi haceganlarımızı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinini, şerifini, ziyaretlerimizi ve sair hayratı, hasenat ve meberratımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Duaları kabul edicisin ya Rabbi. Hatip indirildiği vakit yapılan duaları kabul ettiğini, hatmi yapıldığı zaman mutlaka makbul dua olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş ya Rabbi. Bunca hatmin hürmetine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine, o hadis-i şerifteki vaadin hürmetine şu bizim duamızı kabul etme ya Rabbi. Ahsen ve edem olarak kabul eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminden, gayb hazinelerinin kapılarını aç ya Rabbi. Dilerimize hadsiz, hesapsız rahmetleri, lütufları, ihsanları, ikramları, bağışları saç ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bu hasıl olan hücur-u mesubatı bizler severek, sayarak, evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerimizin o Medine-i Münevvere'deki o Ravza-i Mutahharesine acizane, naçizane, mühibbane, fakirane arz ve hibe ve hediye ve nisar eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ruh-u Peygamberilerini şu hediyelerimizden haberdar ve hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, rızasına, teveccühüne, iltifatına cümlemizi ve bu hatimleri okuyan, bu salatü selamları getiren, bu tesbihleri çeken, bu ibadetleri yapan kardeşlerimizi hasreten nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahirette komşusu olmayı cümlemize, cümlesine nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in cemalini şu dar-ı dünyada da sık sık görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Tasavvuf erbabı büyüklerimizin bahsettiği fenafir resul, fenafillah, makabillah makamlarını ihsan edin. Ve cemal-i Resulullah'ın gözümüzde daima nümayan olması bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek âlinin, ashabının, etbaının, zevcat-ı tahirat, ümmahat-ı müminin, validelerimizin, evlatlarının, zürriyetlerinin, ehli beytinin, ashabın, ensarın, muhacirinin ve hasreten hulefai Resulullah'ın ve aşere-i mübeşşerinin ve amcalarının vesaire sahabe-i yüzünün ve bütün sahabe-i kiramın ruhlarına dereceleri üzere ayrılmayı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakiki ve manevi varisleri ve ümmetin hakiki ve manevi halifeleri, mürşidin-i kiram, saadat ve meşayih ruhu aliyemiz cümlesinin ruhlarına hediye eyledik, dereceleri üzere hepsine ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza efendilerimizden müteselsilen bugünümüze kadar ve kendisinden feyz aldığımız çok kıymetli muhterem hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar Turku Aliyelerimizden güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayihimizin ve esatizemizin ve tarikat büyüklerimizin, kardeşlerimizin ve onların halifelerinin ruhlarına hediye eyledik vasıtayla. Cümle Evliyaullah-ı Mukarrabi'nin ruhlarına hediye eyledik vasıtayla. O Evliyaullah, mürşidin-i kiram,
büyüklerimizin himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına ve iltifatlarına cümlemizi nail eyle. Amin. Bizi o sevgili kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Amin. Bunlarla beraber haşr eyle ya Rabbi. Amin. Onlara verdiğin o marifetullah'tan, o muhabbetullah'tan, aşkullah'tan bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Onların yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimiz'in sünnetini şu asırda ihya etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunda yürüyen sünnet-i seniyeyi canlandıranlara 100 şehit sevabı verileceği hadis-i şerifte müjdelenmiş. Bize o yüzlerce şehit sevaplarını kazananlardan eyle. Amin. İyimizle, kuşamımızla, ahlakımızla, yaşayışımızla, davranışlarımızla, hareketlerimizle, ibadetlerimizle, taatlerimizle bizi bid'atların her çeşitlerinden koru ya Rabbi. Amin. Sünnet-i seniyeyi, nebeviyeyi yaşamayı, yaşatmayı, ihya etmeyi, tatbik etmeyi nasip et. Amin. Böylece Peygamber Efendimiz'in sevgisine, ibadetine ermeyi nasip eyle. Amin. İbadetleri kabul olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bidat ehlinin ibadetlerini, namazını, niyazını, orucunu, haccını, farzını, nafilesini, sadakasını kabul etmeyeceğini Peygamber Efendimiz hadisi şerifte bildirmiş, bizi bidat ehli olmaktan koru ya Rabbi. Amin. Çalışıp çalışıp da ibadetleri boşa gidenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. İbadetleri kabul olanlardan eyle ya Rabbi. Azı çoğa sayılanlardan eyle ya Rabbi. Eksiğine, kusuruna bakılmayanlardan eyle ya Rabbi. Makbul kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu bendemizin medarı, ihtiyarı Enbiyaullah'ın ve adını bildiğimiz Yuşa Aleyhisselam'ın ve buralara Peygamber Efendimiz'in müjdesine ermek maksadıyla ordularla zahmetler çekerek, cihatlar ederek gelmiş ve buralarda kalmış olan bendemizin medarı, ihtiyarı, sahibi-i kirama ve haseden mihmandar-ı peygamberi Ebu Eyyub el-Ensari Halid bin Zeyd Efendimiz Hazretleri'nin ruhu maddelerini hediye ile ikvasıl eyle ya Rabbi. Cümle Evliyaullah-ı Mukarrabi'nin ve salihlerin ruhlarına hediye ile ikvasıl eyle ya Rabbi. Şu beldeleri senin rızanı kazanmak için cihat ederek, asırlarca ter dökerek, can vererek, kanlarını topraklara saçarak, kara topraklara karılarak, şehit olarak, gazi olarak fethetmiş ve bize emanet ve yadigar bırakmış olan o ecdad-ı gaziyanımızın, şehitlerimizin, mücahitlerin ruhlarına hediye edelim vasıla eyle. O şühedanın şefaatlerine de bize nail eyle. Şu beldeleri onlardan ya Rabbi sen bize emanet intikal ettirdin. Bize hüsnü hal nasip eyle, bizim kötü halimizden ve içimizdeki sütahanın, beyinsizlerin, hatalarından dolayı şu ecdat yarı emanetleri elimizden kafirlere geçirtirme ya Rabbi. İslam beldelerinin eline geçirtme ya Rabbi. Düşmanları buralarında, düşman çiğnetme, buraları uğratıp çiğnetme ya Rabbi. Şu ezanlar okuduğumuz, namazlar kıldığımız, camiler bina ettiğimiz her taşının altında bir şehidin yattığı diyarları kafirlere çiğnetme ya Rabbi. Başımıza zalimleri, fasıkları, facirleri, kafirlerin yardakçılarını, onları beğenip onların yoluna gidenleri musallat etme ya Rabbi. Sana mutik, mutteki kullarını nasip eyle ya Rabbi. Beldelerimizi ve mallarımızı ve ırzlarımızı ve şereflerimizi ve namuslarımızı payimal ettirme ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtar ya Rabbi. Biz burada rahatız ya Rabbi. Amin. Hürriyet içinde olduğumuz için camimize namaz kılıyoruz, dua ediyoruz, oruç tutuyoruz. Aç kalsak da akşam yemek olduğunu biliyoruz. Akşamüstü sevine sevine iftar sofrasına oturuyoruz. Dünyanın başka yerlerinde bunları bulamayan nice kardeşlerimiz var ya Rabbi. Onlar belki bizden daha manevi makam bakımından daha yüksek ama takdir-i ilahi düşmanların arasında kalmışlar. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Onları galip eyle ya Rabbi. Onları kafirlere ezdirme ya Rabbi. Mallarını, ırzlarını, topraklarını kafirlere çiğnettirme ya Rabbi. Katillerden, zalimlerden, kafirlerden, Müslümanların ahını, intikamını al ya Rabbi. Amin. Kafirleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Zalimlerin bir gün perişan olduğunu yakın zamanda şu gözlerimize göster, şu kurallarımıza. Amin.
O kardeşlerimize her yönden her türlü yardımlar yapmayı da bizlere nasip eyle. Amin. Onların dullarını, yetimlerini kollamayı, korumayı nasip eyle. Amin. Çocuklarına bakmayı nasip eyle. Amin. O çocukları kafirler ayrıca yağmalayıp Hristiyan yetiştiririz. Müslümanın çocuğu Hristiyan olur diye sevine sevine alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Ya Rabbi onların eline, onların evlatlarını düşürme. Amin. Evlatlarını da düşürme Ya Rabbi. Amin. Kıyamete kadar bizim evlatlarımızı imandan sonra küfre düşürme Ya Rabbi. Amin. İslam'dan ayırma Ya Rabbi. Hidayet yolundan ayaklarını kaydırma Ya Rabbi. İzzetten sonra zillete uğratma Ya Rabbi. Kısmi de olsa hürriyetten sonra esarete düşürme Ya Rabbi. Amin. Nusretinle teyit ve takviye eyle Ya Rabbi. Amin. Bize yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Evet, hatalarımızdan dolayıdır. İslam'a bağlılık takip gevşekliklerden dolayıdır. Belki bunlar senin cezadır. Belki onların derecesi artsın diyedir. Ceza ise cezayı kaldır Ya Rabbi. Amin. O mübarek günler hürmetine affeyle Ya Rabbi. Amin. Yetsin Ya Rabbi bu kadar ceza. Ondan sonra takip eyle Ya Rabbi. Amin. Birkaç gün sonra biz bayram yapacağız. Onlara da bayram yaptır Ya Rabbi. Amin. Onlara da güzel günler göster Ya Rabbi. Amin. Komşusu açken burada kendisi tok yatan hakiki Müslüman olamaz, gerçek mümin olamaz. Onların sevgisini, yardım duygusunu, onlara hizmet imkanını bizden esirgeme Ya Rabbi. Bizi o şuurdan mahrum etme Ya Rabbi. Şu diyarlarda o diyarlar haline getirme Ya Rabbi. Eskiden İslam diyarı olan yerleri kafirlerden tekrar aldığımız gibi hiç İslam diyarı olmamış yerlere de senin dinini yayıp götürmeyi nasip eyle. Dünyanın her yerinde seyahat imkanları var. Gidilip gelinebiliyor. Konuşma imkanları oluyor. Çalışma imkanları oluyor. Senin dinini sahabe-i kiramın ahlakı üzere dünyanın her yerine götürüp yaymayı, İslam'ı oralarda öğretmeyi, oradaki insanların elimizden hidayete ermesini, o şerefi kazanmamızı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, şu rahat içinde yaşadığımız, elimize fırsatların imkanları olduğu şu beldede İslam'ı tam öğrenip tam uygulamayı nasip eyle. Amin. Bizi gafletten kurtar Ya Rabbi. Amin. Bizi cehaletten kurtar Ya Rabbi. Amin. Bizim içimizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve düşünce ve fikir ve kanaat varsa onlardan bizi pak eyle Ya Rabbi. Amin. İçimizi dışımızı yıka Ya Rabbi. Amin. Pak eyle Ya Rabbi. Amin. Bizi sevdiğin huylarla huylandır Ya Rabbi. Amin. Bizi sevdiğin hallerle hallendir Ya Rabbi. Amin. Bizi sevdiğin yollarda yürüt Ya Rabbi. Amin. Bizi sevdiğin güzel ahlaka sahip eyle Ya Rabbi. Amin. Oruç tutmaktan, Ramazan ayından maksat manevi eğitimdir. Manevi eğitimini güzel yapmamızı, kötülüklerden, kötü huylardan kurtulup sevdiğin iyi bir kul olmamızı cümlemize nasip eyle. Amin. Ramazan'dan sonra Ramazan içinde kazandığımız güzel hasletleri, huyları tekrar elden çıkarttırma Ya Rabbi. Kazandığımız güzel ikrar ve takva üzere bundan sonra ömrümüz boyu rızana uygun yaşamayı nasip edin. Ömrümüz boyu camide, zikirde, Kur'an'da, oruçta, namazda, niyazda, hayırda, hasenatta gayreti eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ailelerimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı ıslah eyle Ya Rabbi. Amin. Yanlış fikirde olanlar doğru yola getir Ya Rabbi. Amin. Beldelerimizdeki İslam'a aykırı hareket eden edepsiz, dinsiz, kafir, cahil, fasık, facirlere fırsat verme Ya Rabbi. Amin. Onları tesirlerini izale eyle Ya Rabbi. Amin. İyi insanları söz sahibi eyle. Amin. Beldelerimize iyiliği hakim eyle Ya Rabbi. Amin. Cümlemize helal ve temiz, tahil ve fark ve tıyıp kazançlar nasip edin. İnsan harama bulaşırsa sevmezsin Ya Rabbi. Amin. Haram lokma yerse ibadetini kabul etmezsin Ya Rabbi. Amin. Bizi faizden, haramdan, günahla kazanılmış her çeşit çirkin ve pis kazançlardan uzak eyle Ya Rabbi. Sevdiğin helal kazançlarla perverde eyle Ya Rabbi. Evimize haram lokma lokma götürtme Ya Rabbi. Evlatlarımıza haram lokma yedirtme Ya Rabbi. Evlatlarımıza abdestsiz süt bile verdirtme Ya Rabbi. Onları takva ehli olarak yetiştirmeyi nasip eyle Ya Rabbi.
Ya Rabbi vücutlarımıza sıhhatler ve afiyetler ihsan et. Amin. İhtiyar da olsak 80-90 yaşına da gelsek, 100 yaşına da gelsek dinç yaşamayı nasip et. Amin. Erze bir ömür gösterme Ya Rabbi. Amin. Kavi Müslüman, kuvvetli Müslüman, senin daha çok sevdiğin Müslümandır. El-Mü'minül kaviyyü hayrun ve ahabbu ilallah. Daha çok sevdiğin ve daha hayırlı insandır. Hem maddeten, hem manen, hem ilmen, hem fikren, hem kalben, hem kalben, hem sıhhaten, hem bedenen, hem ruhen, tam sıhhatle eyle Ya Rabbi. Amin. Kale gibi eyle Ya Rabbi. Amin. Şehir gibi eyle Ya Rabbi. Amin. Küfrün ufacık esintilerinden sallandırma Ya Rabbi. Amin. Ufacık kafirlerin gayretçiklerinden ayağımızı kaydırma Ya Rabbi. İmanımıza gölge düşürme Ya Rabbi. Kalbimizi tereddütlere düşürme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hastalıkla sevap kazanma vesilesidir. Hasta olup da sabrederse günahları affolur, günahları silinir, patlanır. Hasta olan kardeşlerimizi affeyle Ya Rabbi. Ama vücutlarına da sıhhat ve afiyetler ihsan et. Amin. Yakın zamanda acil şifalar, devalar ihsan et. Amin. Evvelki senelerde aramızda olup da şimdi aramızdan ayrılmış, yakın veya uzak zamanda ahirete göçmüş ihvanımız var, kardeşlerimiz var, akrabamız var, dostlarımız var, sevdiklerimiz var. Hatırlayınca gözlerimiz yaşarıyor, boynumuz bükülüyor. Ya Rabbi onların da ruhlarını şad eyle. Amin. Kabirlerini cennet bahçesine, makamlarını âlâ eyle. Amin. Şu dualarımızdan kabirlerine nurlar yağdır. Amin. Rahmetine gark eyle Ya Rabbi. Amin. Şu dualarımızdan onları haberdar ve hissedar eyle. Amin. Memnun ve mesrur eyle Ya Rabbi. Amin. Sevindir Ya Rabbi. Amin. Nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle Ya Rabbi. Amin. Bu hadisleri okuyan kardeşlerimiz, bu tesbihleri işiten kardeşlerimiz, bu selam, bu selamları, ibadetleri, taatleri yapan kardeşlerimiz, tabii bir kısmını kendi geçmişleri için yapıyorlar, bir kısmı da gönüllerindeki bir takım muratlar için yapılıyor. O gönüllerinin muratlarını sen ver Ya Rabbi. Amin. Bu geçmişlerin ruhlarını şad eyle Ya Rabbi. Bizi senden böyle diye muhtaç etme Ya Rabbi. Sana elimizi açtık, başkasına ilaştırma Ya Rabbi. Senin kapına geldik, başka kapıya kalkmıştık Ya Rabbi. Gönderme Ya Rabbi. Amin. Kapıdan bahsettirme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen gizli aşikarı bilirsin. Bizim bilmediklerimizi bilirsin. Bize neyin daha çok lazım olduğunu da bilirsin. Bizim neye en çok muhtaç olduğumuzu da bilirsin. Biz bilemeyiz, doğru tespit edemeyiz, yanlış isteriz. Zenginlik isteriz, mevki isteriz, makam isteriz. Belki hayırlı olur, belki hayırlı olmaz. Sen daha iyi bilirsin Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bizim için hayırlı olan her türlü hayırlarını, nimetlerini, güzelliklerini, iyiliklerini, imkanlarını, sıhhatlerini, afiyetlerini, zenginliklerini, varlıklarını senden lütfu kereminden hayırlısıyla isteriz. İhsan eyle Ya Rabbi. Fazl-ı kereminle bizleri gani eyle Ya Rabbi. Avniyâ-i şakirinler eyle Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen, gözümüze görülen, görünmeyen ne türlü şerri, şerlisi, tehlikesi varsa, kötülükleri varsa onlardan da sana sığınırız Ya Rabbi. Sen bizi onlardan koru Ya Rabbi. O tehlikelere düşürme bizi. O şerlere uğratma Ya Rabbi. Görünmeyen düşmanlardan şeytan en büyük düşmandır. Şeytanın şerrinden koru Ya Rabbi. En büyük düşmanlarımızdan birisi şu içimizde ıslah edemediğimiz nefislerdir. Nefisleri yenmeyi nasip eyle. Nefsimizi güzel terbiye etmeyi nasip eyle. Envari bir su nefis olmaktan, kötü bir emredici insanı şerre heves ettiğim sürükleyici nefis olmaktan döndür Ya Rabbi. Hatasını anlattır Ya Rabbi. Güzel ilhamlarla mülhebe derecesine getir Ya Rabbi. Hakkın, hakikatin, İslam'ın, maneviyatın, tasavvufun güzelliklerini anlayıp itminan derecesine getirip mutluluğuna nefisler eyle Ya Rabbi. Ondan sonraki yüksek makamlara da vasıl eyle Ya Rabbi. Amin.
birlikte olanlardan eyle ya Rabbi. Radiyeten, merdiyeten cennetine gir diye davet edilecek nefislerden eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi cahillikten kurtar. Amin. Bizi zulümattan nuruna kavuştur. Amin. Gözümüzden perdeleri kaldır ya Rabbi. Vasiretlerimizi aç ya Rabbi. Amin. Kalbimizin kilitlerini çevir aç ya Rabbi. Amin. Kalbimizi yıka ya Rabbi. Amin. Kalbimizi nurlandır ya Rabbi. Amin. Kalbimizi marifetinle canlandır ya Rabbi. Amin. İri kalp eyle ya Rabbi. Amin. İri kalp etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize sıhhatli, afiyetli, kuvvetli, ecirli, sevaplı, uzun ömürler insan. Bu uzun ömürlerimizi bir saniyesini boş geçirmeyip senin rızan yolunda geçirmeyi nasip eyle. Sünnet-i Siniye'ye uygun geçirmeyi nasip eyle. Sıhhatimlerini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun geçirmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim bizden hoşnut olsun ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in razı olduğu, şefaat ettiği kullardan eyle. Kur'an-ı Kerim'in kabirlerimize güzel yüzlü, eski ve dost olarak yoldaş eyle ya Rabbi. Kıyamette şefaatçi eyle ya Rabbi. Sıratta önümüzü aydınlatan, ardımızı aydınlatan nur eyle ya Rabbi. Cennete gitmeye delil ve kılavuz eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in tefsi alada sen okuyacaksın, has kulların orada senden duyacaklar. Bizi de onlardan eyle ya Rabbi. Has kullarına tefsi alada selamun kavlen min Rabbin Rahim diye selamın vaki olacak. O selama mazhar olanlardan eyle. Kulların cennete girip cennet nimetleriyle mücdelesiz olduğu zaman onları huzurundan çağırır. Size bir şey daha ihsan edeceğim ey kullarım dediklerin dediğinde ya Rabbi. Her şeyi verdin bize, daha ne olabilir dediği zaman size cemalimi göstereceğim diye cemalimi gösterdiği zaman cemalini gören kullarından eyle ya Rabbi. Sevdiklerimiz cennete giderdi. Biz de hesabı kötü olur da cehenneme atılanlar arasında olursa bazılarımız, aman ya Rabbi, ne kadar büyük hasret olur ya Rabbi. Bizi cehennemden azat eyle ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine azat eyle. Amin. Cehennemlik hallerden, yollardan döndür ya Rabbi. Amin. Cehenneme düşme tehlikesi meydana getiren işlerden sıyıp çıkar kurtar ya Rabbi. Tevbe-i nasuh ile şu anda dönüş nasip eyle. Amin. Bundan sonra cehennemlik, cehenneme düşmeye sebep olan işlere bizi bulaştırmaya. Amin. Haramlardan ve günahların her çeşidinden koruya. Amin. Cennetin nimetlerini elden kaçırttırmaya. Amin. Cennetin yakınına gelip de uzaktan köşklerinin güzelliklerini görüp, cennetin kokusu burnuna gelip mesolup da melekler tarafından döndürülenlerden etme ya Rabbi. Amin. Sırat-ı hevesle geçmek isterken ayağa kayıp düşenlerden etme ya Rabbi. Amin. Cehennemin çengellerine takılıp aşağı uçanlardan etme ya Rabbi. Amin. Katranların alevlerin içinde azap görenlerden etme ya Rabbi. Amin. Cehennemin azabı tahmin edilecek gibi değil ya Rabbi. Bir kibrit yakılsa parmağımızı tutamıyoruz ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, cennette kullanıp cennete girdiği zaman mürşidi kâbiller, âlimlere siz burada durun diyeceksin ya Rabbi. İstediklerine şefaat eyleyin diyeceksin ya Rabbi. Bizi şefaat edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Cennete girenlerden eyle ya Rabbi. Yüzümüz yok, haberimiz yok, elimiz boş, işimiz güçlü ama hesaba da tahammülümüz yok. Amin. Mahşer günü defterimizi açılır, günahlar ortaya sıçırırsa mahşer halkına mahcup oluruz ya Rabbi. Amin. Bizi defter divanı açmadan, hesabı, günahları ortaya dökülmeden, teraziye konulup tartılmadan bir gayri hesap cennete giren o bahtiyarlardan eyle ya Rabbi. Amin.
gayri hisab dubule evveliyle Firdevs-i Ala'na dahil eyle ya Rabbi. Yani küçük izdihamlara bile dayanamıyoruz. Mahşer gününde iğne atıl seyremiş yüzyıl ya Rabbi. Amin. 70 arşın aşağıya insanların terlerini toprağını hiç ıslatıp aşağıya gidelim ya Rabbi. Güneş yerini kaynatacak ya Rabbi. Sadaka yapan verenler ancak başında sadakası görmüyor olacak ya Rabbi. İnsanlar çıplak olduğu halde pekirlerine bakacak hali olmayacak ya Rabbi. Sıkışık durumda tir tir titriyecekler, biz çöküp bekleşecekler. O sıkıntılara bizi uğratmaya. Amin. Aş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirdik kullardan eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiş ki iki Müslüman birbirlerini Allah için severse, birbirini Allah için sevenler cümlesine dahil olabilirse hübür mütehabbule billah, Allah için muhabbet edenlerden olursa onları Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirecek diye Peygamber Efendimiz müjdelemişti. Biz birbirimizle has harikat ve din kardeşliğimizle birbirini öyle muhabbet edenlerden eyleyip Arş-ı gölgesinde gölgelendirecek. Tenhalarda yalnız başlarına diyara gösteriş olmadan zikreder Allah deyip, La İlahe İllallah deyip, gözyaşı dökenler arşın gölgesinde gölgelenecek ya Rabbi. Bizi onlardan eyle. Amin. Gönülleri ibadette camide olup, ezan okunmadan camiye gelen, camiden çıktıktan sonra da bir dahaki namaz vaktini aman kaçırmayayım diye aklı camide kalan, namaz, niyaz, cami, ibadet, aşıklar arşın gölgesinde gölgelenecek. Bizi onlardan eyle. Amin. Gençliğinden itibaren namazı bırakmamış, kötü yollara sapmamış, İslam üzere büyümüş olanlar arşın gölgesinde gölgelenecek. Evlatlarımızı, gençlerimizi günahlara bulaşmadan öyle yetişenlerden olup arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, haramlara gözümüzü kaydırma. Amin. Haramlara bıçağımızı çözdürme. Amin. Haramlara elimizi uzatma ya Rabbi. Amin. Uzaktan zevkli ve lezzetli görünür ama ahirette azab-ı şiddetlidir ya Rabbi. Bize ahiretin zevklerini ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dünyadaki helaller de müminlere yeter ya Rabbi. Amin. Helallerin de bize haramlardan müstahni eyle ya Rabbi. Helaller de geçittir ya Rabbi. Amin. Haramlara tenezzül ettirme ya Rabbi. Amin. Günahlara tenezzül ettirme ya Rabbi. Amin. Nefsin oyununa düşürme ya Rabbi. Amin. Şeytana aldananlardan etme ya Rabbi. Amin. Şu köhne dünyayı sevip de ona bel bağlayanlardan etme ya Rabbi. Amin. Bu dünya kendisi küldür hatiye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Her hatanın kaynağı, esası, başı şu dünya hayatını, dünyalığı, malı, mülkü, mevki, makamı sevmektir diye işaret eylemiş. Gözümüzde ahiret sevgisini yerleştir ya Rabbi. Amin. Dünyaya yer verme ya Rabbi. Amin. Dünya fani nasıl olsa geçecek ya Rabbi. Amin. Aklı ahirette, cennette, senin rızanda olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Şu fani dünyanın fani süslerine, alayişine, zevkine, safasına, çengisine, çalgısına aldananlardan etme ya Rabbi. Amin. İçkisine kumbarla düşürme ya Rabbi. Amin. Haramlara göz kaydırma ya Rabbi. Amin. Doğru yolda ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Amin. Yolunda daim fikrinde kaybeyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin hanımları bizim annelerimiz olduğuna göre onların dilleri olan Arapçayı öğrenmemizi nasip eyle. Amin. Şu Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman anlamayı da nasip eyle. Amin. Ayetleri okurken dilleri diken diken olan derisi öperenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Takva ehli huşu sahibi kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Allah'a ekber diye namaz olduğu zaman dünyayı unutanlardan eyle. Amin. Ayağı cerahat olsa, ameliyat olsa farkında olmayanlardan eyle. Amin. İbadetin zevkini ver ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için kurretu ayni fissarah buyurmuş. Namazı en çok sevdiğini ifade etmiş bu dünyada. Ya Rabbi, namazı severek kılmayı nasip eyle. Amin. İracıdır ya Rabbi. Senin sarayına, huzuruna kabulüdür ya Rabbi. Amin. Dergahına ismin verilip gelmesidir ya Rabbi. Amin. İbadetin kıymetini bildir ya Rabbi. Amin. Şu orucun, şu Ramazan'ın kıymetini bildir ya Rabbi. Amin. Şu Kur'an-ı Kerim'in sayfaları içinden Kur'an-ı Kerim
uçup gitmeden Kur'an-ı Kerim'i sevdir, öğret ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde, duvarlarda asıp da ahirette bize davacı ettirme ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını, sünnetini, ahlakını tam öğrenmeyi nasip et. Amin. O ahlak ile mütehallık olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, ömrümüzü ümmet-i Muhammed'e faydalı işlerle yaparak geçirmeyi nasip et. Amin. Kendimize helal temiz kazançlar nasip et. Amin. Helal kazançlarımızı artan ve fazlalarıyla herkese iyilikler yapmayı nasip et. Amin. İslam'ı yaymayı nasip et. Amin. Elhamdülillah. Kardeşlerimiz radyo yayınına başlamışlar. Bugün Kur'an-ı Kerim'i şu fezanın kirli efendim havasına Kur'an-ı Kerim'i yaymaya başlamışlar. Daha güzel hizmetlerine nasip eyleyelim. Amin. Şirketlerimizi, vakıflarımızı, derneklerimizi, çalışmalarımızı hayırlı ve faydalı eyleyelim. Amin. Verimli çalışmalar yapmalarını nasip eyleyelim. Amin. Başlattığımız hizmetleri söndürme ya Rabbi. Amin. Yaktığımız meşaleleri elden düşürme ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimizin ayaklarını kaydırma ya Rabbi. Bir kez bin olalım ya Rabbi. Madeni günden güne artanlardan eyle. Amin. La tezalü taifetun min ümmeti zahirine alel hakkı hatta tekum esra'a. Kıyamet kopuncaya kadar hakkı tutan, hakkı söyleyen dobra dobra, dürüst, sağlam, mücahit, velaya kafı nedeniyle naib, kınayanın kınamasından korkmayan, ölümden çekinmeyen, has kulların mevcut olduğu. Bizi onlardan eyle. Bizi o sevip taifeyi mardiyeden eyle ya Rabbi. La yedurruh men hazele. Onlara yardım etmeyenler, çelme takanlar onlara zarar veremeyecek. Onlar kale gibi sağlam olacaklar, arslan gibi sağlam yürüyecekler. Bizi onlardan eyle ya Rabbi. İslam'a, Müslümanlara çok faydalar hasıl eyle ya Rabbi. Amin. Enbiyadan, enbiyadan kim kalmış ya Rabbi? Hızır aleyhisselamdan başka. Herkes gelmiş geçmiş. Bu ölüm bize de gelecek ya Rabbi. Sevdiğim bir hal üzereyken, abdestliyken, duruşluyken, çarpıyken canım sağ ol ya Rabbi. Günah üzere alma ya Rabbi. Günah üzere yakalananlardan etme ya Rabbi. Amin. Haram üzerindeyken yakalananlardan etme ya Rabbi. Amin. Meyhanede, kerhanede ölenlerden etme ya Rabbi. Amin. Aman ya Rabbi. Tebutun kema te'işun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyurmuş. Güzel yaşatıp güzel öldür ya Rabbi. Amin. Güzel bir ölümde ferahum ve rayhanum ve cennetü naim. Melekler güzel kokularla müjdeleyerek gözler perdeler kalkıp cennetteki makamları köşelerimizi göre göre evliyallah büyüklerimiz yanımıza gelerek korkma evladım diye teselli eder de Resulullah Efendimiz'in cemaatini göre göre şu emaneti vermeyi nasip edin. Amin. Meleklerin sırtına vura vura pamukların arasından çalı çeker bir çatır çatır canını aldığı kimselerden etme ya Rabbi. Amin. Azıl ağrı, asar, ölüm ve kâmil bir iman ile ahirete göçenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Fitne çoğaldı ya Rabbi. Deccal'ın fitnesi yayıldı ya Rabbi. Amin. Evlere girdi ya Rabbi. Evler gazino oldu ya Rabbi. Evler meyhane oldu ya Rabbi. O televizyon içinden her türlü şer evin içine yayılıyor ya Rabbi. Günah üzere yaşayıp günah üzere ölenlerden etme ya Rabbi. Amin. O şer aletleri dışarı verip çıkarmayı nasip eyle. Amin. Şerrin zerresini evimize sokma ya Rabbi. Amin. Şerrin çok olduğu yerden sıyrılıp hayırın çok olduğu yerde toplanmayı nasip eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp ona sarılıp onu yapmayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Kehf suresinin sonunda kul elbilebbikum bil ahserine ahvala ellezine dalle sa'yuhum fil hayati dünya ve hüm yahsebune etevun yuksuzuna buyurmuş. Ya Rabbi, kendisi iyi bir şey yapıyor sandığı halde aslında yanlış yolda olup ahiretine öyle bir şey doğru bir şey yapıyor sandığı halde yanlış yolda gidenler olacak. Bizi öyle şaşkınlar etme ya Rabbi.
Amin. Kulaklığı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Ahdine vefakar eyle ya Rabbi. Amin. Takva ehli eyle ya Rabbi. Amin. İhlas sahibi eyle ya Rabbi. Amin. Güzel ahlak ile mutlasıp eyle ya Rabbi. Amin. Kötü huylardan arınmış eyle ya Rabbi. Amin. Cömert eyle ya Rabbi. Amin. Adaleti eyle ya Rabbi. Amin. Şecaatli eyle ya Rabbi. Amin. Tatlı dilli güleçli eyle ya Rabbi. Amin. Kınamasından korkutma ya Rabbi. Amin. Kimseden çekinmeden İslam'ı yaşamayı nasip eyle. Amin. Sahabe Müslümanlığını nasip eyle. Amin. Aslı saadet Müslümanlığı nasip eyle. Amin. Giyimimizde, halimizde, tavrımızda, evimizde, ailemizde, çoluğumuz, çocuğumuzda, muamelemizde, çarşıda, pazarda, ticaretimizde, içtimai faaliyetlerimizde tam Müslümanca yaşamayı nasip eyle. Amin. Zalim de olsa zalimlerin karşısında hak sözü çatır çatır dost doğru söylemeyi nasip eyle. Amin. Dünyanın ahireti her türlü hayırlarına bizi nail eyle ya Rabbi. Amin. O kara toprağa girdiğimiz zaman o kara toprağın içindeki o kabrimizi fazl-ı kereminde genişlet cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Amin. Bir pencere açtırıp cennetteki makamı sabah akşam kendilerine gösterip şad olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Mahşer günü bizi şu camide şu akşam kadir günü diye topladığın gibi Peygamber Efendimizin divan-ül hamdi altında da topla ya Rabbi. Amin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, evveli ve ahirinin iyi kulları Peygamber Efendimizin sancağı altına gelecekler. Bizi de o sancağın altında olmalı. Sadat ve meşayihimiz ile, güçlü kamillerimiz ile, bedelerimizin medali iddianı Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabeler ile, onların bayrakları arkasından mahkemeyle, Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altına gidenlerden eyle. Amin. Aşık gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Amin. Mahşer günü sıkıntılarını duymayan, bilmeyen, görmeyenlerden eyle. Amin. Cennete duhul-i evveli ile Peygamber Efendimiz'in zümresiyle ilk giren bahtiyarlarla beraber girenlerden eyle ya Rabbi. Sıratı kelber kelber hın dami yıldırım şakır gibi, şimşek şakar gibi bir göz yumup açıkça geçerlerden eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Cennet hizmetleriyle müdelesiz ve müderrahim eyle ya Rabbi. Gayri sevki azabin ve ikabin ve hesab cennete girenlerden eyle ya Rabbi. Etrafımızdaki sevdiklerimize, ana baba, eş, evlat, kardeş, zürriyetlerimizle, sevdiğimizle, sevdiklerimizle cennette beraber eyle ya Rabbi. Onlarla bizi kimimiz cennette, kimimiz cehennemde olarak ayırma ya Rabbi. Sevdiklerimizle Firdevs-i Âlâ'da buluştur ya Rabbi. Amin. Birbirimize kavuştur ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti Esma-i'l Hüsnâ ve bi hürmeti Hatemâ-i'l Kur'ân-i'l Azîm ve bi hürmeti Tesbihât-i Şerîfe ve bi hürmeti Şehr-i Siyam-ı Ramadân ve bi hürmeti Leylet-i'l Kadr ve bi hürmeti Esrâr-ı Sûret-i'l Fâtiha. Amin.